İktidardan Gülşen'e İmam Hatipli tepkisi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gülşen'i eleştirdi. Şarkıcı Gülşen'in bir İmam Hatip mezunları ile ilgili sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır," dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gülşen'i kınadığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise İmam Hatiplerin, milletin göz bebeği olduğunu öne sürdü. Gülşen'in verdiği konser sırasında bir İmam Hatip mezunu ile ilgili sarf ettiği, "İmam Hatip'te okumuş, sapıklığı oradan geliyor," sözlerine tepki gösteren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir," ifadelerini kullandı. Çelik, Gülşen'in toplumun belirli bir kısmını sapıklık söylemiyle hedef aldığını öne sürerek, "Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır," dedi. Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk, görüşünü paylaşan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü. "Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir." Erbaş ve Kurtulmuş da paylaşım yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş paylaşımında, "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan İmam Hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum," ifadelerine yer verdi. Numan Kurtulmuş ise şu ifadeleri kullandı. "Milletimizin göz bebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam Hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir." Gülşen'in sözleri tartışma yaratmıştı. Gülşen hakkında gözaltı kararı. Soruşturmanın Gülşen'in sahnede İmam Hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatıldığı öğrenildi. Dün gece sahne alan Gülşen'in, İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor, dediği görüntüler tartışma yaratmıştı. Diğer yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı hakkında, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Gülşen isimli şarkıcının sahnede İmam Hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. madde kapsamında re'sen soruşturma başlatılmış olup kolluk görevlilerine, mevcutta olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir. Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutta olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına götürülecek.